Resmi kabul töreni gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul edecek bugün Edirama'yı ve o törende başladı. Hemen tören alanına dönelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Murat Sekban bizi bekliyor. Bakanı Edirama resmi törenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından karşılanıyor ve Edirama'yı taşıyan araç da şu an Atlı Birlik'in hemen arkasında ve kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapacak. Başkan Erdoğan tarafından karşılanacak. Sonra burada bulunan tören kıtasına bir selamlama olacak. İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından iki lider görüşme için içeriye geçecek. Önemli bir ziyaretten bahsediyoruz. Başkan Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı kabul etmişti. Bugün de Arnavutluk Başbakanı Edirama Ankara'da. İki ülke arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyinin ilk toplantısı da bugün gerçekleştirilecek ve burada iki ülke arasındaki birçok başlık, başta turizm, savunma, tarım ve dış işleri başta olmak üzere, sağlık alanları olmak üzere birçok konu ele alınıyor olacak. Devletler arasında yine ilgili bakanların da bulunduğunu da belirtmiş olalım. Ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtmiştik. Özellikle NATO müttefiki Arnavutluk'ta yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda ele alınacak. Balkanlar başta olmak üzere barış ve istikrarın korunması için bölgesel ve uluslararası gelişmeler liderler tarafından ele alınıyor olacak ve bu ziyaretinde bu kapsamda önemli olduğunu belirtelim. Şu anda Türkiye'nin milli marşları okunacak. Kıtasını selamlayacak Arnavutluk Başbakanı ve sonra Başkan Erdoğan'la içeri geçecekler. İkili meseleleri, konuları, bölgesel konuları ele alacaklar. Biraz daha detay verelim. Arnavutluk'la Türkiye arasındaki özellikle ticari hacime baktığımızda 850 milyon dolar seviyesinde bunun 1 milyar dolara
çıkarılması gündemde. Bunun için iki ülke heyetinde görüşmeler, yeni yatırım alanları ele alınıyor olacak. Zaten hali hazırda Anadolu'da 300 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini biliyorum. Ülkede Türk yatırımları da Anadolu'da yaklaşık 3 milyar dolarlık düzeyde bir yatırımı söz konusu. Geçmişe baktığımızda 17 Ocak 2022'de Arnavut Vadisi'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti Başkan Erdoğan. İki ülke arasındaki bu stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için ilişkilerin geliştirilmesi adına da önemli temaslar gerçekleşti. Türkiye'de NATO üyesi Aralık 2022'de Tiran'da NATO üyesi Arnavutluğun silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında iki ülke stratejik ortaklığının bir ürünü olarak Bayraktar TB2 siyah pilotunun satın alınmasını birlikte bir sözleşme imzalamıştı. Şu anda Arnavutluk Başbakanı Edirama Türkçe olarak burada elhamdülillah gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanlığı sürüyüşünde şu anda Başkan Erdoğan'la birlikte geriye doğru geçecekler. Törenin sona erdiği belirtildi. Şimdi Türk ve Arnavut heyetleri burada bulunuyor. Önce Türk heyeti Hakan Fidan'la Edirama'nın şu an selamlaştığını görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanı orada, Sağlık Bakanı orada, Tarım Bakanı orada, Savunma Bakanı, Yaşar Güler orada. Az önce de ifade etmiştik, birçok alanda başta kültür, sağlık, turizm, sanayi, tarım alanında iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi, daha da artırılması için adımlar atılmıştı. Bu nedenle de tüm bakanlar burada hazır bulunuyor. Şu an Edirama Türkiye ile selamlaşıyor. Birazdan da şu an itibariyle de Başkan Erdoğan Arnavutluk heyetiyle hoş geldin dileklerini iletiyor. Bir kez daha ifade edelim. Bugünkü toplantıda iki ülke arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyinin ilk toplantısı yapılacak. Başkan Erdoğan ve Edirama'nın bu toplantının ardından kameraların karşısına geçerek iki ülke arasındaki bu bağı güçlendirecek yeni anlaşmaları imzalamasını da bekliyoruz. Sonrasında bir basın açıklaması, basın değerlendirmesi de olacak. Onun da saatler 19 gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönlerinde ele alınacak. Başta ikili ilişkiler olmak üzere Balkanlar ve bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla tüm gelişmeler ele alınıyor olacak. Başkan Erdoğan hala Arnavutluk'tan gelen Arnavut heyetini hem tanışıyor hem de onlara hoş geldin dileklerini iletiyor. Önemli başlık elbette ekonomi başlığı, ticari ilişkiler. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Bunun bir üst seviyeye sarılması, yeni hedeflerin konulması konusunda da Başkan Erdoğan'la Edirama'nın bir yol göstermesi, bir yeni hedef koyması da bekleniyor. Şimdi taraflar Cumhurbaşkanlığı Türkiye'sinin tam bir içinde iki lider Başkan Erdoğan'la Edirama katıl mensuplarına poz veriyorlar ve baş başa görüşme için içeriye doğru artık yavaş yavaş geçiyorlar. Sonrasında yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısı gerçekleşecek. Heyetlerle birlikte bizler de o toplantıyı takip ediyor olacağız.